Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte Dream League Soccer 2022'nin çıkış tarihi ile ilgili biraz sohbet edeceğiz, biraz muhabbet edeceğiz. Dream League Soccer hakkında bilgiler veya işte tahminlerimizi söyleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Çok fazla sayıda bu tarz videolar istiyorsunuz. Gökhan abi ne zaman DLS 22 çıkacak? Gökhan abi DLS 22'de kadrolar sıfırlanacak mı? Gökhan abi, Gökhan abi. Şimdi arkadaşlar ben ufaktan e, videoya giriş yapmadan önce bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bu aralar video çekemiyorum çok fazla yoğun olduğum için. Tüm mezun oldum. Bir hayırlı olsunuz alırım arkadaşlar artık. Psikoloji bölümünden mezun bir e, abinizim. Yani e, psikolog olabilmek için e, yeterliliklere sahip olduktan sonra istediğim yerde e, Tabi belli koşullar Sağlıktan sonra işe başlayabilirim. O yüzden e, güzel dileklerinizi ve tebriklerinizi şimdiden bekliyorum. Dediğim gibi 100 bin abone yolunda çok fazla yolumuz kalmadı. Abone olun da artık 100 bin olalım be. Bayram öncesi belki güzel bir çekiliş yaparız. Gelelim abi ilk başta e, şu kadrolar sıfırlanacak mı mevzusuna. Arkadaşlar şimdi güncelleme olarak gelen e, hiçbir DLS serisinde kadrolar sıfırlanmadı. Bundan bahsetmek isterim. Şimdi şöyle bir şeyden daha bahsedeyim. Ben kadroların sıfırlanmasını istiyorum. Neden istiyorum arkadaşlar? Herkes sıfırdan bir başlasın, kadrosunu kursun. Bakalım ne olacak? Kimler ne tür kadroları sahip olacak? Genelde DLS'ler hep güncelleme olarak geldi. Çok nadir işte DLS e, e, 21 çıktı şeklinde veya DLS e 20 çıktı şeklinde ee, videolar oldu. Yani videolar diyorum ee, güncellemeler oldu. Yani genel itibariyle 17'nin üzerine 18 güncellemesi, 18'in üzerine 19 güncellemesi şeklinde ilerliyordu. Yani ee, biz burada çıkış tarihlerini konuştuktan sonra ne demek istediğimi iyice anlayacaksınız. Şundan da bahsedeyim. Artık e, bu dizilime geçtim. Bu dizilimle ilgili güzel detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok kaliteli bir dizilim. Bir tane, iki tane CM oyuncusuna ihtiyacım var. Onları da aldıktan sonra istediğim koşullara sahip olacağım ki galiba bir tanesi de buradan Luka Modric olacak. Turnuva oyuncuları gelmiş. Buna da çok fazla takılmanızı istemem. Bir tane bile almanızı önermiyorum. Çünkü değmez. Gelelim. Bahsedelim ufak ufak. Şimdi arkadaşlar DLS 17. DLS 17 ne zaman çıktı? İlk başta ona kısa bir şekilde bakalım. DLS 17 16 Mart'ta çıkmış. 16 Mart'ta. Yani 16 Mart 2017'de DLS 17 çıkmış. DLS 17 çıktığı zaman büyük güncelleme ile gelmişti. 16'nın üzerine çok 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 güzel bir şekilde çıkmıştı. Ama ya, gel gelelim ki ondan sonra herkes tamamen üzerine yama yama şeklinde yaptılar. Peki 2017'nin sonlarında ne oldu? Arkadaşlar DLS 2018 2017'nin sonlarında çıktı. 17 Kasım'da Kasım diyeyim ya. 17 Kasım'da çıktı. Ee, genel itibariyle oyun Kasım ayında çıkıyor. Biraz sonra vereceğim tarihlerden de anlayacaksınız Ve kendi tahminimi de söyleyeceğim Ben oyunu hiçbir şekilde az oynamak istemiyorum Tamamen sizlere bilgilerimi Vermeye çalışacağım Geçen sene çok yanılmamıştık ve yanılmadığımız gibi de DLS dediğimiz tarihte çıktı Peki DLS 19 ne zaman çıktı Çok ilginçtir arkadaşlar DLS 19'da 22 Kasım'da Çıktı ve Kasım 2018'de çıktı yani Şöyle bir şeyden bahsedeyim 17 Mart 16 Mart 2017'de 2017 17 Kasım 2017'de 2018 ve 22 Kasım 2018'de ise DLS 2019 çıktı. Şimdi biraz tarihlerde biraz değişiklik olacaktır. Oyun DLS 20'yi çıkartmak için tam tamına bir sene bekledi arkadaşlar. Oyun tam tamına bir sene bekledi ve aylar ee, Ocak ayını gösterdi. Günde 15'i gösterdi. 15 Ocak 2020 tarihinde DLS 20 çıktı. DLS 20 çıktığında ilk başta hayal kırıklığıyla ee, Bakmıştık ki ben o videoyu çok çok iyi hatırlıyorum. Farklı bir şey gelemez mi diye. Özellikle transfer listesindeki o sıkıntılar bizim moralimizi bozmuş idi. Gelelim arkadaşlar gene Kasım ayında çıkan bir tarih 3 Kasım'da. Yani geçen yılın sonlarına doğru 3 Kasım 2020'de şey çıktı. DLS 21 çıktı. Galiba güncelleme olarak gelmişti. Çok emin değilim. Galiba güncelleme olarak gelmişti. Ve bu güncellemeden sonra ise oyundaki tarihlere baktığımız zaman... 3 kere Kasım ayında çıkmış. 1 kere Ocak ayının başında çıkmış. Yani yılın başında bir kere ise DLS 16'dan sonra Mart ayında hızlı bir şekilde çıkış yapmış. Geleni ben tahminimi yapmayayım. Şimdi arkadaşlar PES Mobile ile geçen sene çok paralel çıkardılar. Galiba PES Mobile'in çıkış tarihinden bir gün sonra öyle hatırlıyorum yanlışım olmasın lütfen. Bir gün sonra ben DLS'nin Çıktığını sanki görmüş idim. FIFA'nın da aynı şekilde. Yani FIFA DLS PES hep aynı tarihlerde çıktı diye hatırlıyorum. Bu sezon için tahminimi söylüyorum. Ben bu sezon için DLS'nin gene Kasım ayında çıkacağını düşünüyorum. En geç vakitte söylüyorum arkadaşlar. En geç vakitte ise ben Aralık ayının başları olacağını düşünüyorum. Tabi bunu gene şunla ilişkilendirmek istiyorum. PES Mobile ile FIFA Mobile'ın çıkış tarihleriyle paralel şekilde genelde oyunu çıkartıyorlar oyuna bu sene yenilik gelir mi? Onlar hakkında da beklentiler adlı bir video çekmeyi düşünüyorum. Oyuncu üzeri ne olur? Takım kulüpleri ne olur? Kimler işte yani oyuna yeni oyuncular eklenir mi? Oyuncu oluşturma gelir mi? Veya işte başka ne anlatabilirim ki? Bir de şundan bahsedeyim artık oyunu offline beklemeyin. Artık oyun yani internetsiz mümkün değil oynanmayacak. Çünkü bu yeni gelen güncelleme beraber ee... Sizlerin de takdir edeceği üzere artık ya insanlar dünyanın her yerine birbiriyle oynayabileceği için bunu sizlere belirtmiş olayım. Detaylı bir video çekeceğim. Beklentiler adlı yani benim aslında oyundan 2022'de beklediğim şeylerle ilgili bir video çekeceğim. Umarım sizler o videoyu beğenirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla bilgi birikimi sizlere sunmaya çalışacağım. Bu taktikle şu an oynadığım taktikle ilgili de detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Neden bu taktik? Onu da kısa bir şekilde açıklayacağım. Alt kümede olmamıza rağmen bunun birçok nedeni var. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım DLS 22 tarihi bizi yanıltmaz. Kasım ayının sonu ve Aralık ayının başında oyunun çıkacağını düşünüyorum. Resmi bilgiler değildir. Tamamen çıkmış tarihlere göre hareketimdir. 16 Mart'ta çıkmış, 17 Kasım'da çıkmış, 22 Kasım'da çıkmış, 15 Ocak'ta çıkmış ve 3 Kasım'da. Yani 5 tarihin 3'ünde Kasım ayını görmekteyiz. Muhtemelen de ben gene 15 ile 20'si arasında oyunun çıkacağını düşünüyorum. Bakalım umarım tahminlerimiz yanlış gitmez. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın.